Herkese selamlar. Yepyeni bir Minecraft Texture Pack tanıtımıyla karşınızdayım. Evet, bugün sizlerle beraber yepyeni bir Texture Pack'imiz olan Feluxit HD Texture Pack'imizi kullanacağız, deneyeceğiz. Etkinleştire bastık ve ana menüyü nasıl değiştiriyor onu göreceğiz. Evet, şu an bu arka planın değişmesi lazım diyecekken, evet, arka planımız bu şekilde değişiyor. Devam ediyoruz. Kendi dünyamdayım tabii ki. Hemen buradan kalkanımızı alalım. Bakın, burada altın avucumuz var. Havai fişek roketimiz var. Yayımız var falan filan. Burada yatağımız var. Şimdi kendi survival dünyamda bunları burayı inceleyeceğiz. Bakın, gözünüze biraz ne diyeyim, kalabalık gelebilir uzaktan. Daha doğrusu nasıl parlıyormuş gibi falan filan değişik gelebilir. Bu 64'e 64 olduğu için tabii ki bu normaldir. 64'e 64 piksellerde olduğu için normalde biz 16 16 32 32 kullanıyoruz. Çoğu texture pack'te. Bakın abi, şu hangi ağaçtı bu? Hemen baltanın şekline bakın be. Oy, baltam da iyiymiş ha. Çam odunu. Çam odununu bu hale döndürüyor. En çok da şu kırık taş duvarları sevdim. Duvarların şeklini sevdim abi. Gerçekten efsane olmuş. Demir kapımız. Buraya girdik köy. Ya abi, adama ne yaptın ya? Evet, bu biraz garip duruyor olabilir ama sıkıntı yok. Burada haritacılık masamız. Aynen, bakın harita şekli falan koymuş. Böyle bir görüntüsü var açıkçası. Evet. Şimdi devam etmeden önce herkesin merak ettiği soru, tabii nasıl indireceğiz? Hemen buradan çıkalım. Dünyadan çıkalım diyecektim ama bir kaydet ve çık diyelim, çünkü oynadığım bir dünya olduğu için biraz sıkıntı çıkabilir öldükten sonra. Onunla uğraşmayalım bir de. Kuruma verdiğim, size verdiğim yorumlarda verdiğim linki kuruma yapıştırdığınızda direkt böyle bir sayfaya atacak sizi. Mesela burada da fotoğrafları görünüyor. Normalde gökyüzünün böyle bir görünmesi gerekiyor telefonda. Bilgisayarda görünmüyor. O yüzden karışık olduğu için bilgisayarda gökyüzünü kaldırmıştık, biliyorsunuz. Böyle bir görüntüleri var. Şimdi burada bakın, indir var. İndire bastığınızda tabii ki adam sizi kendi sayfasına yönlendirecek. Sonra da buradan Desagrenet ne yazıyor? Deskargaya tıkladığınızda burayı indirebiliyorsunuz. Dediğim gibi Feluxit HD. Bu en üstteki orijinali. Bu alttaki düşük şeydeki cihazlar için, düşük kalitedeki cihazlar için. Bunları bilmiyorum ne işe yarıyor ama siz direkt cihazınıza güveniyorsanız en üsttekini indirin derim. Bu arada Texture Pack'in herhangi bir kasma sorunu yok. Hani bazı Texture Pack'lerde kasma sorunları oluyor. Ama bunda öyle bir sorun yok. Evet, Flama'da herhangi bir değişiklik yok. Buraya uçarak değil de yürüyerek ineceğim ki daha farklı bloklar olduğu için rahat bir şekilde görün. Mesela bu neymiş? Taş. Normal taş değil mi? Evet, normal taş. Bu taş merdiven. Pişmiş taş merdiven. Dur abi burada. Mesela meşalelerin şekli bu şekilde demiyorum. Mesela bunlar da kum taşıydı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, kesik kum taşı bu şekilde görünüyor. Abi gayet gayet orta çağ tarzında bir tekçür pek. Alışık olmadığımız için hani gözümüzü yorabilir. Ama mesela altın külçesi. Abi güzel görünüyor. Biraz saçma olmuş sanki. Moderne kaçmış mı? Eskiden de mi böyleydi altın külçeleri? Tam bir fikrim yok. Mesela fırında patates kumpir şeklinde yapmışlar. Mantıklı. Kovalara bakalım mesela. Kovayı alalım. Kova. Yani bir şey diyemiyorum, biraz garip olmuş. Burada pürüzsüz taş. Yerdekilerden. Bu şekilde görünüyor. Ya gerçekten güzel. Ben. Yani fırınlarda bir değişiklik yok. Şu raylı şeyler ideal. Sandıklar gayet iyi. Mesela şuradan da bu ne? Ya kemik bloğu. Kemik bloğunu bu şekilde yapmışlar. Biraz kötü durmuş. İnsanlar onu şey için kullanabilirdi ama bu neydi? Bunu hatırlamıyorum. Ne koymuşum ben? Zümrüt müydü? Zümrüt böyleyse çok kötü. Mesela burada netherite şey olması lazım. Nether'daki malzemelerden. Evet, nether taşı.
Bu diğer odunların görünümü biraz daha orta çağ tarzına dönmüş diyebilirim. Ne oluyor her şey? Böyle yavaş yavaş gidiyorum ve bu kırık taş da herhalde. Evet, kırık taş. Kırık taşın görünümü gerçekten efsane abi. Bu da şey, çatlak taş kalıpları diye bir malzeme. İki sefer pişirdiğinizde oluyor. Burada çiğ tavukların görünümü bu şekilde. Nether'a gideceğiz, Nether'a gideceğiz. Hemen şu arka taraftan redstone'ların görünümüne bakalım. Bu şekilde bir görüntüsü var. Şuradan kısa kısa bloklara bakalım. Toprak, çimenimiz var mıymış bizim? Yok, çimen yok. Kırık taş zaten daha demin gösterdiğim gibi elimde duruyor. Oy, gerçekten kırık taşa hayran kaldım abi şu an. Altın bloğu mesela. Orada zaten görünüyor. Demirler, altın parçaları. Bunlar önemli şeyler. Zümrüt, netherite, netherite, elmas mesela. Elmasa elimde bakabilir miyim? Yani güzel güzel. İyi düşünülmüş ama biraz daha geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Netherite'da bir değişiklik yok. Redstone'lar da güzel. Kömür güzel. Obsidyen tabii ki güzel. Fener, demir kapı, zincir falan, raylar efsane olmuş. Burada altın atır, deri falan filanımız var. Şuradan hemen diğer kılıç, elmas kılıcımız zaten var. Yaylı tüfek mesela. Uy. Yani hem daha güzel olmuş hem de büyük bir görüntüden çıkarmış. Biraz daha kalın olsaydı iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Ben bunu niye aldım? Matkisin. Kitabımız var. Elmas, bunlar zaten üstünde vardı. Hepsi genellikle aynı diye düşünüyorum. Aynı. Evet, şekli genellikle aynı bunların. Demir kazma. Ve bu ne? Netherite kazma. Hemen hemen şekilleri aynı diyorum. Evet, şimdi son olarak şu uçmayı bir beceremiyorum. Geldik zaten, niye uçuyorum? Hatta şunu da içine bakayım ya, içimde kalmasın. Bunları da değiştirmişler. Gayet gayet iyi. Aa, şimdi biliyorum bunlar beni öldürecek. Şunu çok kolay yapacağım çünkü direkt üstüme saldırmalarını istemiyorum. Onlarla uğraşmak istemiyorum. Evet, Nedir'e gidelim. Cidden göz yoruyor. Yakında bir sıkıntı yok yakınlaştırınca ama uzakta aynı şeyler olunca sürekli gerçekten gözümüzü yoruyor. En önemli şeylerden birini göstermedik. Lavlara gelince aklıma geldi de. Abi biz suyu göstermedik ya. Suyu tam anlamıyla göstermedik. Evet, lav çok hareketsiz. Biraz saçma durmuş. Tamam, nedir? Böyle bir görüntüydü. Fazla bir olayı yokmuş aslında. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mükemmel bir orta çağ tekstür peki. Hatta normal çağda, normal yapılarınızda da kullanabilirsiniz. Normal dünyalarınızda da kullanabilirsiniz. Evet, normal texture pack'i incelemiştik. Gayet beğendiğim bir texture pack ama şöyle bir sıkıntısı var. Uzaklardakileri biraz sıkıntılı bir şekilde görüyoruz ki bu da göz bozulmalarına neden olabileceğini düşünüyorum. Bakın mesela yakına gittiğimizde hemen şuna gidelim. Efsane ama uzaklaşıyoruz. Abi gözleri yoruyor. Buna bir çözüm getirilmesi lazım. Çözüm var mı, gelir mi bilmiyorum ama İlla ki bir şeyler yaparlar. Minecraft'ın yapısından dolayı da olabilir bunlar. Evet, izlediğiniz için teşekkürler. Tekrardan hatırlatıyorum. Desteklemek için kanala abone olup like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.